Evet, bir de dünyadan manşetlere bakacağız. Hoş geldin Süheyla. Hoş bulduk. Merhaba. Yine çok da parlak olmayan değil mi, haberlerle başlıyoruz. Evet. Mesela Baltimore'da bir kaza. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. İstersen Washington Post'ta başlayalım. Başlayalım. Tüm dünya bu kazayı konuşuyor. Gerçekten de biraz felaket filmlerini de andıran bir kaza an be an geldi. Önlenemedi. Hayatını kaybedenlerin olduğu da sanılıyor. Sadece Amerikan basında değil, İtalyan, İngiliz, Alman, birçok dünya basınında da bu haber manşetlerde. Evet, biz de verdik bunun haberini. Evet, çünkü devasa bir kargo gemisi bir köprüye çarpıyor ve tamamen yıkıyor. Zaten The Washington Post'ta köprü tamamen çöktü, yıkıldı ifadesini kullanmış. Çok büyük bir kargo gemisi. Ve talihsizlikler silsilesi yaşanıyor aslında. Olayın arka planını anlatmamız gerekirse gemi tamamen aslında yüzen bir ceset gibi. Neden ceset diyoruz? Çünkü elektrik sistemi, elektronik sistemi tamamen durmuş, devre dışı kalmış durumdaydı. O sırada hava daha yeni aydınlanmaya başlıyordu. Etraf da karanlıktı. Hem gemideki karanlık hem de etraftaki karanlık birleşince o köprü fark edilemedi. Fark edilse dahi iş işten geçmişti. Çünkü geminin motor gücü de sıfır. Hal böyle olunca kaptan köşkündeki mürettebatın yapacağı hiçbir şey yoktu. Zaten öyle de oldu. Gemi durdurulamadı ve köprüye yaklaştı. Köprüyü yıkıp geçti diyebiliriz. Ardından köprü üzerindeki araçlarla birlikte suya gömüldü. Ama burada bir kahramanlık hikayesi de var. Gemi alarm verdiğinde ve trafiği yönetenler dümenini kaybetmiş bir şekilde kontrolsüzce ilerleyen gemiyi gördüklerinde sadece 2 dakika içinde trafiği durdurmayı başardılar. Bu da daha büyük bir faciayı önledi. Ama 6 işçinin şu anda hayatını kaybettiği sanılıyor. Hala ulaşılamadı onların bedenlerine. 2 kişi kurtarıldı. İşte böylesi bir feci kaza. Peki yani burada böyle bir köprü yapılıyor. Tamam, altından bu kadar büyüklükte bu kadar ağır bir geminin geçeceği zaten olasılıklar arasında. Deniz yolunda her zaman bir geminin kontrolden çıkma olasılığı var. Peki ama acaba köprü niye böyle yapıldı? Bu niye düşünülmedi diye de konuşulmuyor mu? Ya da daha önce geçmedi mi yani böyle bir gemi buradan? Gemi aslında çok yeni değil. 70'li yıllarda yapılmış. Tabii ki biliniyor. Fakat burada hesaplamalar, doğru rotadan geçmeler, işte Türkiye'de de boğazlardan da hep bir kılavuz gemiyle geçilir ya, bu kadar önemsenir. Burada tabii başka ihtimallere bir de dediğimiz gibi talihsizlikler silsilesi ekleniyor. Yani gemideki güç kaybı, bunun önleminin alınamaması, durdurulamaması, bu hatalı silsilesinin, bunlar da tetikledi. Tabii ki yeniden konuşulacaktır. Gemi inşa edildiğinde belki daha yüksek yapılacaktır. Bu ayrı bir konu. Tartışılan bir başka konu daha vardı. Acaba bu bir kasıtlı bir saldırı olabilir mi? Terör saldırısı olabilir mi? Çünkü geminin adı Amerika'nın ulusal marşını yazan kişiden geliyordu. Böyle bir mesaj mı verilmek istendi? Ama ABD Başkanı Biden da açıkladı. Beyaz Saray açıkladı ki böyle bir kasıt yok. Bu tamamen bir kazaydı denildi ve şimdi oraya federal yardım sözü de verdi Biden. Evet, İtalyan basınıyla devam edelim. İtalyan basınıyla devam edelim. Aslında burada da biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin ortak gündemi var. Çünkü biliyorsunuz ki Assange, Julian Assange yıllardır İngiltere'de kalıyor. Bir anlamda da bir yandan da hukuk mücadelesi veriyor. Çünkü Assange ifade özgürlüğü kahramanı olarak tanınan da bir isim. Ne yapmıştı? Kurucusu olduğu WikiLeaks üzerinden Amerikan ordusunun sırlarını ifşa etmişti. Hem de biz Irak'ta sivillerin göz göre göre hedef alınarak öldürüldüğünü görmüştük. Amerika'nın savaş suçlarını bu belgelerle ve çok daha fazlasını sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil öğrenmiştik. Gözümüzü açan biri olmuştu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki düşman listesinde, hatta vatan haini listesinde. O nedenle İngiltere'den iadesini talep ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Assange iade edilsin, biz yargılayalım. Casusluktan, vatana ihanetten cezasını bizim hapishanelerimizde çeksin deniliyor. Ama Assange buna itiraz ediyordu.
tüm itiraz yollarını da tüketmişti aslında. Ve de işte Londra'daki yüksek mahkeme ara karar verdi. Assange'a bir umut ışığı belirdi. Bu da çok önemli. Özellikle ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü anlamında bu dava çok çok önemli. Denildi ki Amerika önce bize güvence versin. Çünkü Assange oraya giderse malum Amerika'nın bazı eyaletlerinde hala idam cezası var. Öldürülüp öldürülmeyeceğinden biz emin olmak istiyoruz. Garanti verilmeli ve Assange Amerikan anayasasının birinci maddesine göre ki ifade özgürlüğüdür o madde. Bu maddede Assange için geçerli olacak mı? İfade özgürlüğünü kullanıp kullanmayacağını, daha doğrusu yasalara göre böyle değerlendirip değerlendirilmeyeceğini de bilmek istiyoruz dediler. Şimdi Amerika'nın 3 hafta süresi var. Güvence verecek ya da vermeyecek. Ya da bu yeterli bulunacak ya da bulunmayacak. Bu 3 haftanın sonunda 20 Mayıs'ta yeni bir dava var. Ve Assange gerekirse Amerika öldürülmeyeceğine dair güvence vermezse yeniden temyize gidebilecek. İşte böylesi önemli bir dava. İtalyan gazetesinde şu manşetle verilmiş. Amerika Assange'ın ölmesini istiyor. Birçok kişi gerçekten buna inanıyor. Assange birazcık daha geri planda kalsa da yıllar önce onu daha çok konuşuyorduk. Bu mücadelesi gerçekten önemli. Arap basınına baktığımız zaman ekranlarımıza da getirdik. O havadan yardımlar, paraşütle yapılan yardımlar devam ediyor ama denizin ortasına düşen, o yardımı almak için boğulanlar, paraşüt açılmayıp o kadar onca ağırlığın altında hayatını kaybedenler var. Son derece durum daha da dramatik ve trajik hale gelmeye başladı. Ama ateşkes umudu vardı galiba. O ateşkes umudu şu an sağlanamıyor. Ateşkes kararı vardı hatta. Kararı Birleşmiş Milletler'in verdiği. Acilen İsrail burada ateşkes uygulamalı. Taraflar ateşkes uygulamalı deniliyordu ama İsrail buna uymayacağını açıklamıştı ve Arap News'te manşetinde vermiş. Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına rağmen Gazze'deki akan kanda bir azalma yok. Çatışmalarda, daha doğrusu saldırılarda ne bir durulma ne de bir azalma var. Tam tersi, yine Refah'a hava saldırısı düzenledi ve başka bölgelere yine hayatını kaybeden Filistinliler oldu. Ve deniliyor ki özellikle uluslararası hukuk uzmanları şimdi Birleşmiş Milletler'in kararlarına uymaması durumunda biliyoruz ki Kuzey Kore olsun, İran olsun birçok ülkeye yaptırım uygulanıyor. Yani bunun cezası oluyor. İsrail de cezayla, yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Gerçekten olabilir mi? Kim uygulayacak bu yaptırımı? Hala durdurulmuyor. Çok geç. Yani savaşın artık 171. gününde alınmış bir ateşkes kararı. Çiğneniyor da. Kim ne zaman İsrail'e bunun cezasını kesecek? Bu zaten asıl mesele ve uluslararası hukuk sistemindeki, uluslararası düzendeki adaletsizliğin en acı resmi her zaman Gazze'de ortaya çıkıyor. Evet, diğer gazeteye geçelim. Rus basınıyla devam edelim. Şimdi Putin'in o aslında seçimlerden sonra güçlü duran fotoğrafından sonra şimdi böyle bir çökmüş gibi duruyor Moskova saldırısından sonra, değil mi? Doğru yorumladım beden dilini. Çünkü hiç ummadığı yerden, ummadığı zamanda ve şekilde darbe aldı. Rusya gerçekten de çok acı, çok kanlı bir saldırıya sahne oldu. Yani, en son kaç kişi ölmüştü? 137'den fazlaydı ama sonra arttı mı? Evet, 139 kişi şu anda hayatını kaybetti ama dediğimiz gibi o bina yandı ve de çöktü. Dolayısıyla bazı kişilerin belki bedenine hala ulaşılamadı. Evet. Orada çalışmalar devam ediyor. Kan donduran görüntüler, gerçekten insanlığa sığmayan bir saldırıyı tecrübe etti Rusya. Ve şimdi soruları var. Özellikle Putin'in. İşte Rossiyskaya Gazeta'da bunları manşetine taşımış. Diyor ki kim, neden ve şimdi bundan sonra ne olacak? Kim sorusuna Rusya'nın cevabı çok tartışılıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa şöyle dese de bu saldırının tek sorumlusu var, o da DAEŞ dese de Rusya bu açıklamayı yeterli bulmuyor. Zaten Putin daha önce demişti Ukrayna da bu işin arkasında var ve Amerika da Ukrayna'nın izlerini örtbas ediyor demişti. Zaten DAEŞ'in ismini anmadı. Direkt Ukrayna dedi ve sonrasında da arkasında DAEŞ'in arkasında kimler olduğunu biliyoruz. Bunun arkasında düşeceğiz, peşine düşeceğiz dedi arkasındaki kişilerin. Evet, emri kim veriyor? Asıl bu önemli dedi. Peki onunla ilgili bir şey var mı? Sonrasında açıklaması var mı?
Yine onunla ilgili açıklaması var. Dedi biz failleri yakaladık, saldırganları yakaladık. Hı hı. Ama emri kimin verdiğini hala araştırıyoruz. Biz bununla ilgileniyoruz. Yani ama biliyoruz dememiş miydi? Arkasındaki kişileri biliyoruz demişti. Biliyoruz bu açıklamayı de yaptı. Ve aslında Ukrayna ile Amerika'yı da işaret etti. Hı hı. Ama onun açıklamalarını daha ileri götüren bir açıklama daha oldu. O da kimin tarafından? FSB, Rusya İstihbaratı'nın başkanı Bortnikov konuştu. Ve dedi ki 3 ülkenin adını saydı. DAEŞ failleri bir yana, onlar saldırı gerçekleştirebilir ama emir verenler asıl önemli. Amerika, İngiltere, Ukrayna dedi. Bunlar, bu üç ülke bu saldırının arkasında açıklamasında bulundu. Öte yandan biz hala emri verenin tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz dedi. Birazcık da çelişkili açıklamalar, evet, bunlar. Hem hedef gösterip batıya hem de tam da bulamadık demesi akıllarda yine soru işareti yaratıyor. Ama öte yandan şu konuda net konuştu Bortnikov. Bu saldırganlar Ukrayna'ya gidiyorlardı ve size bir sır vereyim, Ukrayna'da kahramanlar gibi karşılanacaklardı dedi. Yine bu saldırıyla alakalı Ukrayna'yı sorumlu tutmaya devam etti. Rusya çünkü şöyle diyor, bu saldırı kime yaradı? Bu saldırının kime fayda sağladığına bakarsak cevap da ortaya çıkacak. Ukrayna'nın işine yaradı. Çünkü Ukrayna bizi daha zayıf, panik halde gördü. Cephede kazanamadığı zaferi böyle bir terör saldırısıyla Rusya'nın yıpratılmasında gördü. Bir moral sağladı diye görüyor. Rusya'nın bakış açısı bu şu an için. Evet, şimdi Alman basınına Der Spiegel'e baktığımız, evet, zaman tepe taklak olmuş. Yani bir ters dönmüş bir elektrikli aracı görüyoruz. Evet. Bir, o balon söndü galiba değil mi? Özellikle, evet, şarj konusunda o pratiklik hala yakalanamadığı için satışlar da azaldı. Ama bu konuda mesela birçok açıklama var. İstediğimiz hedefleri bulamadık diyor mesela bir yetkili. Hı hı. Ne oldu? Bu elektrikli araç konusunda bir hayal kırıklığı mı yaşanıyor? Evet, Almanya Der Spiegel senin de dediğin gibi tepe taklak olmuş bir araç resmiyle çıkmış. Elektrikli son araç sayısında. Resmiyle. Şimdi bu bize neyi ifade ediyor? Almanya dediğimizde zaten bir otomobil ülkesi. Yani Alman aracı denildiğinde özellikle Türkiye'de de Formula 1 yarışlarında bile her zaman Alman takımları bizim için öndedir. Yani bir güven veren ve her zaman otomobil sektöründe önde olan bir ülkeydi. Ama diyor Der Spiegel, acaba bu dönemin sonu mu geliyor? Otomobil ülkesi Almanya'nın sonunu mu yaşıyoruz? Çünkü artık otomobil sektörü başka bir yöne gidiyor. Elektrikli araç sektörüne gidiyor. Ve Çin'in rekabeti burada da çok büyük. Çok iddialı Çin. Zaten Alman dergisi de buna dikkat çekmiş. Çin önde ama biz gerideyiz. Sadece Çin'in de gerisinde değiliz. Birçok ülkenin gerisinde kaldık. Dolayısıyla bir atılım şart ama göstergeler henüz iyi değil ve deniliyor ki işte tüm bu süreç bir şok, bir elektroşok hatta Almanya için. Çünkü elektrikli araç sektöründe gerideler ve bir çarpışma testi. Biz bu kazayı yapacağız belli, kazanın içindeyiz ama nasıl çıkacağız diye sorguluyorlar. İşte otomotiv sektöründe özellikle elektronikli araçta tüm dünya daha sürdürülebilir enerjiye yönelirken geride kalınması çok büyük bir dezavantaj oluyor. Hatta, evet, ama enteresan da aynı zamanda. Evet, yani bir yandan evet çevre konusunda. Bir de hidrojenin depolanabilirliği üzerine çok çalışıyor otomotiv, evet, sektörü. Şimdi o eğer hayata geçerse zaten elektrikli aracın da kıymeti bir kenara, bir rafa kaldırılacak gibi geliyor. Evet, ama Almanya geride kalmış o zaman. Evet, yani Çin'in çok gerisindeler. Evet, otomobil devinin aslında enteresan geldi bana da. Evet. Fransız basınıyla devam edelim. Fransız basınındaki bu liberasyonun biraz kapağını da inceleyelim. Tıpkı olimpiyatlarda yarışan atletler gibi bir sürü tren görüyorsunuz. O trenler de kendi kulvarlarında ilerlemeye çalışıyor. Bir yarış var. Zamana karşı yarış var Fransa'da, Paris'te. Çünkü olimpiyatlar Temmuz'da başlayacak ama büyük bir sorun, ulaşım sorunu, evet, hala çözülemedi. Yine garanti olan raylı sistem tabii değil mi burada? Evet. Paris trene biniyor denilmiş manşette ama o trenler de yeterli olacak mı bilmiyoruz. Çünkü olimpiyatlar için rekor kalabalık bekleniyor. Hem birçok ülkeden sporcu kafilesi hem de izleyiciler. Tabii ki bir de Paris'in kendi olağan kalabalığı. Günlük tam tarih ne zamandı? 26 Ağustos Temmuz'u sanırım. Değil mi? Tam çok az bir zaman, evet, kaldı. Evet. 24 olabilir şu an. Ama Temmuz'da ama çok az bir zaman kaldı. Evet. Çok az zaman kaldı ve deniliyor ki liberasyon. Şimdi hangi çözümler düşünüyor? Bakın en böyle yoğun tren metro hatlarının %70 fazla kalabalıkla buluşması bekleniyor o dönemde. Evet. Öneriler de şu.
ya uzaktan çalışın ya yürüyüş yapın, sağlığınız için hatta de zararlı. Hatta mümkünse olimpiyatlar boyunca Paris'in dışına evet. Herkes yıllık iznini kullansın diye. Aynen öyle. Bir kanun çıkar mı bilmiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.